Bey merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Çok teşekkür ederim sizi sormalı. Teşekkürler efendim, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri bu arada misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Rica ederim, hoş geldiniz, baş göz üstüne diyelim. Çok sağ olun efendim. Röportajıma ben öncelikle Mehmet Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Mehmet Bey kimdir, sektörle tanışmanız nasıl oldu? Mehmet Bey 1971 Diyarbakır doğumlu. Evet. Baba mesleğinin içinde büyüyen bir insan. Devamındayız ikinci kuşak olarak. Daha önceleri Bursa'da faaliyet gösteriyorduk. 2011'den beri de işte İstanbul'dayız. 2011'den evet. Beri faaliyetler devam ediyor. Devam ediyor. Biraz tanıyalım firmayı. Neler yapıyoruz efendim burada? Ürün gruplarımızda neler var? Yani ürün gruplarımızda polyester grubu da var. Viskon grubu da var. Emprime grubu, baskı dediğimiz gruplarımız da var. Günün şartlarında sektörün bize moda diye tabir edilen şu an. Evet, dayattığı ürünlerin genelde imalatlarını, satışlarını yapıyoruz. Evet. Hitap etmeye çalışıyoruz sektörü o günlük olarak. Yani A'dan Z'ye her şey var aslında. Var burada. Aslında evet. Genelde öyle oluyor. Evet, yani arz talep meselesi biraz yani, da. Moda dediğiniz şey de zaten günü ve anı yakalamaktır. Evet. O gün güncel olan sektörde olan talep edilen neyse onunla haşır neşir oluyoruz, imaratıyla uğraşıyoruz. Evet, ama tüketici olarak bazen biz de bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyoruz. Hani uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bu konudaki yani uygun, çünkü kalite ucuz alınmaz, böyle bir gerçek var biliyoruz. Uygun kalite politikası olduğu zaman genelde bir ürünü kalite anlamında aşağıya çekmeniz demektir. Evet, biz nasıl anlayabiliriz peki bunu? Bunu anlayamazsınız, ancak kullanınca anlarsınız. Evet, ha. O yüzden bilindik yerlerle alışveriş yapılmalı. Güvenilir yerlerle alışveriş yapılmalı aslında. Ya şimdi bu markalar bazında da olsa, orta ölçekli firmalar bazında da olsa fiyat endeksi olduğu zaman ürünün kalitesini tüketici çok net anlayamaz. Ama kullanıldıktan sonra, bunun alımını yaptıktan sonra, yıkamalardan sonra ömrü anlamında anlayabilir. Evet. Yani fiyat endeksi gittiğimiz için maalesef tekstil sektöründe şu an kumaşlar genelde hep orta düzeyde kalite anlamında. Bunu herkes net açık itiraf etmeli yani. Evet. Peki siz hizmet sektöründesiniz. Hı. Yapılabilecek hatalarda çok ciddi sonuçlar doğurabilir yani sizin için de. Tabii. Sizin hizmet verirken kriterleriniz neler yani Şilan Tekstil olarak? Ya biz elimizden geldiğince genelde daima en iyi şekilde şey yapmaya çalışıyoruz. En iyi kaliteleri, en iyi ürünleri sunmaya çalışıyoruz. Evet. İmalat kısmından, satış kısmında, boyana kısmında genelde bunları biz en iyi firmalarla, en iyi imalatlarla çalışıp sektöre hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani önce hizmet ondan sonra ticaret diyoruz. Tabii ki. Ve dürüstlük. Yani kötü bir ürünün size dönmesi sizin ticari kaybınıza daha çok büyük sebeplere neden olabiliyor. Yani kaş yapacağım derken göz çıkartmak gibi olur aslında. Yani genelde böyle şey yapmayacaksınız. Yani biz kötü ürünü yapmıyoruz kumaş olarak. Fiyatımız pahalı oluyor. Rekabet gücümüz bazen düşüyor. Ama biz kalitemizden taviz vermiyoruz. Evet, bu çok yani önemli. Tüketiciyi de bir şekilde korumak lazım. 3 günlük, 1 aylık bir şeyler tüketiciye sunmamak lazım yani. Evet. İnsanlar alın teriyle bir şey alıyor. Yani ona dikkat etmek lazım. Emek yani. Emek. Dürüstlük aslında biraz da vicdani duygular. Yani. Hani gece kafayı yastığa koyduğumuz zaman rahat uyumalıyız yani. Yani haliyle. Evet. Peki sektöre baktığımız zaman yine irili ufaklı bazı sıkıntılar da var. Sektörün sıkıntıları neler ve sizce neler olmalı aslında? Sizin görüşleriniz neler bu ya, konuda? Sektörün sıkıntılarının temel sebeplerinden birisi arz talep dengesizliği. Ülke olarak bulunduğumuz coğrafyadan dolayı siyasal yaptığımız tercihler, bölgedeki o anki gelişmeler, işte örneklendirirsek bunu Rusya'nın, Arap müşterilerimizin, İranlı müşterilerimizin geçmiş yıllara göre daha az ülkemize uğraması, bizimle ticaret yapması, bu sektörler elimizden kaydığı zaman maalesef bizler yaptığımız üretimlerle tüketimler arasında çok büyük dengesizlikler oluyor. Bu piyasaya durgunluk diye dediğimiz bir kavramı işte önümüze koyuyor. Bunu aşmanın yolu bu pazarları daima elimizde canlı tutabilmek, onlara hizmet edebilmektir. Yoksa ülke olarak ürettiğimiz kumaşlar bizi 10 yıl götürür bir yılda. Evet, bu ürünleri nerelere kadar gönderebiliyorsunuz peki? Ürünlerimiz şimdi genel anlamda bir şeye dönüştüğünde, bir ürüne dönüştüğü zaman genelde bu Rusya,
Ukrayna, Kazakistan, İran, Arap ülkeleri, Balkan ülkelerine kadar gidiyor. Müşterilerimizin talebi doğrultusunda. Tabii tabii. Müşterilerimizin satış yerlerini görüyoruz. Yani kendi muhabbetlerimizde, diyaloglarımızda. Onları biliyoruz yani. Evet, hedeflere ulaşabildiniz mi peki? Ya şu an tekstilde en büyük hedef herhalde galiba insanların bu krizlerde kendilerini ayakta tutabilmeleri, bu işsizlikle baş edebilmeleri. Şu an kimsenin artı bir hedef çok şey yaptığını tahmin etmiyorum. İnsanlar şu an olanları, elinde mevcut olanlarını, müşterisini, üretim durumlarını, öz kaynaklarını koruma stresinde, derdinde diye düşünüyorum. Evet. Tabii hedef de bitmiyor ama hani sektör bazlı yani özellikle. Bizde biraz nostalji oldu. Geçmiş yıllarda kazandığımız kazançları, hedeflerimiz şu an yok. Şu an biraz daha nasıl canlı olabiliriz, daha nasıl böyle ayakta kalabiliriz, bu sektörü de nasıl daha bunu idame ettirebiliriz kaygılarıyla ticaret yapıyoruz maalesef. Evet. Bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimize hatırlatalım. Buradan son sözlerinizi alalım mı? Herkese iyi günler diliyoruz. Herkese evet, bol kazançlar, bol rızıklar diliyoruz. Evet. Biz de herkesi buraya davet edelim. Çilan Tekstil'e en azından bir çay içmeye, bir kahve içmeye davet edelim. Çok her şey ticarette değil. Bu da bir gerçek diyelim efendim. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar.